Lagrange interpolasyon polinomları örnek soru 2. Bu videomuzda Lagrange interpolasyon polinomları konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yanda f(x) fonksiyonu için bazı değerler verilmiştir. Görüyoruz. Buna göre f(2) değerini verilen değerleri kullanarak Lagrange interpolasyon polinomu ile bulun. Lagrange interpolasyon polinomu kullanmamız istenmiş. Verilen değerleri kullanacağız. Yani hepsini kullanacağımızı söylüyor burada. Kaç değerimiz var? Bu bizim için küçükten büyüğe doğru x0, burası x1, burası x2 olacak. Yani 3 tane değerimiz var. İkinci derece Lagrange interpolasyon polinomunu kullanacağız. f(2x). 4 değer olursa sıfırdan başladığımızın dikkatine varmanız lazım. En son yazdığımız x2. Yani bu en sonuncusunun altındaki sayı kaçıncı derece Lagrange interpolasyon polinomu yazacağımızı sağlar. 5 veri olursa 4. derece. 7 veri olursa 6. derece Lagrange interpolasyon polinomu yazılır. Bunun yazılışının nasıl olduğunu şimdi inceleyeceğiz. Burası bizim için f(x)0. Yani 1 koyduğumuzda çıkan şey. Burası bizim için f(x)1. Burası da bizim için f(x)2. Şimdi ilk olarak burada önce şu f(x)0'ı yazalım. f(x)0 çarpı yanına l0x gelecek. Artı f(x)1 çarpı l1x gelecek. Şunu düzgünce yazalım. L1x artı f(x)2 çarpı l2x gelecek. İşte şimdi buradaki kritik nokta başlıyor. f(x)0 diyelim şimdilik daha. Çarpı l0x. Bunun altında 0 varsa yukarıda x'ten x0 hariç hepsini çıkartıyoruz. x1 ve x2'yi. x-x1 çarpı x-x2 bölü r0x'te aşağıda x0'dan x0 hariç hepsini çıkartıyoruz. x0-x1 çarpı x0-x2 artı f(x)1'i yazdık. Çarpı L1X'te yukarıda X'ten X1 hariç hepsini çıkartıyoruz. X-X0 çarpı X-X2. X1 hariç hepsini yukarıda çıkartıyoruz. Aşağıda da X1'den X1 hariç hepsini çıkartıyoruz. X0 ve X2. X1-X2. Artı f(x)2'ye geldik. L2x'e geldik daha doğrusu. Yukarıda x'ten x2 hariç hepsini çıkartıyoruz. x0 ve x1'i. x-x0 çarpı x-x1. x2 hariç hepsini. Bölü aşağıda da x2'den x2 hariç hepsini çıkartıyoruz. x2-x0 x2-x1. İşte bizim ikinci derece Lagrange interpolasyon polinomumuz bu. Şimdi bunu oluşturup bunda götürüp x yerine 2 koyacağız. Ama önce şunu bir şu yukarıdan değerlerini yerine koyarak elde edelim. f(2x) eşittir f(x)0 f(1) çarpı x-x1'imiz 3 çarpı x-x2'imiz 4 bölü x0'ımız 1 eksi x1'imiz 3 çarpı 1 eksi x2'imiz 4 artı f(x)1, x1'imiz kaç? 3, f(3)
çarpı x eks x sıfırımız kaç? 1. X 2'miz kaç? 4. Bölü. Aşağıda x 1'den x 0'ı çıkartıyoruz. 3 eksi 1. X 1'den x 2'yi çıkartıyoruz. 3 eksi 4. Artı. F x 2. X 2'miz kaç? 4. F 4. Çarpı. X eksi x 0. X eksi x 0'ımız 1. X eksi x 1. 3. Bölü. Aşağıda x 2'den x 0'ı çıkartıyoruz. 4 eksi 1. X 2'den x 1'i çıkartıyoruz. 4 eksi 3. Tamam. Şimdi tam olarak şu polinomu bir oluşturalım. Onu da farklı bir renkle yapacağım. F 2 x. F 1 kaç? Bu F1'imiz 0,63. 0,63 çarpı yukarıya dokunamıyoruz. X eksi 3 çarpı x eksi 4 bölü biraz kaydırabiliriz aşağıya şimdi. Tamam. 1 eksi 3 eksi 2. 1 eksi 4 eksi 3 eksi 2 çarpı eksi 3 6. Artı F3'ümüz kaç? Burası F3. 2,91. Şunları da şöyle parantez içinde yazalım. Çarpı. Yukarıya dokunamıyoruz. Burada x eksi 1 çarpı x eksi 4 bölü 3 eksi 1 2. 3 eksi 4 eksi 1 eksi 2 aşağısı. Artı F4'ümüz 1,83. Çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3 bölü aşağısı 3, 1 çarparsak 3. Tamamdır. Tam olarak ikinci derece Lagrange interpolasyon polinomumuzu elde etmiş olduk şimdi. Aradığımız değeri buna koyduğumuzda soruyu bitirdik. Biz neyi arıyorduk? F kaçı arıyorduk? Bir bakalım. Biz F2'yi arıyoruz. Götürüp şimdi buradaki x yerine 2'yi koyduğumuzda işimiz bitecek. F 2 2. İkinci derece olduğu için orada 2 var. Koyduğumuz 2 değeriyle ilgisi yok. Buraya 2 koyarsak 0,63 çarpı 2'den 3 çıkarsa eksi 1, 2'den 4 çıkarsa eksi 2 çarparsak 2 bölü 6, o da sadeleşirse 1 bölü 3. 2,91 çarpı, buraya 2 koyarsak 1, buraya 2 koyarsak eksi 2, eksi 2 eder yukarısı, aşağıda da eksi 2 var, 1 bunun yanında. 1,83 çarpı, buraya 2 koyarsak 1, buraya 2 koyarsak eksi 1, eksi 1 bölü 3. Tamamdır. Şunun gerisini hesap makinesiyle yapayım. Gerçi kafadan yapabilir miyim ben bunu? Yaparım. Şunda şu gider 0,21. Artı arada 2,91 var. Şununla şu 0,61 ediyor. Eksi 0,61. 3'e çarpınca tamam. Şunda şunu toplarsak. Önce şunu çıkartalım. 0,61 çıkartırsak 2,30 eder. Bunu da eklersek üzerine 2,51. İşlem hatası yapmadıysam. Ve böylece sorumuzun bize sormuş olduğu 2 noktasındaki değeri Lagrange interpolasyon metodu kullanarak bulmuş olduk. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.